Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Geçelim Galatasaray'a. Galatasaray bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Artık e, Tottenham maçına hazırlanıyor Sarı Kırmızılar. İki haberimiz var. Önce yepyeni bir Galatasaray'ı verelim Fanatik'ten. Bu haber aslında The Guardian'ın bir derlemesi üzerine yapılmış Tayfun abi. İngiliz The Guardian Galatasaray'ı ve Türk futbolunu mercek altına almış. The Guardian'da Michael Butler imzasıyla tam sayfaya yer verilen Türk futbolu ve Galatasaray değerlendirmesinde sarı-kırmızılı kulübün artık veteran yıldızlara yüksek maaşlar vermek yerine Gabriel Sara gibi genç yeteneklere yöneldiği ve Okan Buruk'la birlikte ciddi bir yükselişin başladığı vurgulandı diyor. Bu sezon için demiyordur herhalde bunu yani veteran diyebileceğimiz Galatasaray'ın geçen sezondan var mıydı sence? Ya veteran dediğin, ha veteran olarak ancak şeyi söyleyebiliriz. H. söyleyebiliriz. Evet, ilk yani, sezon. Yani onu belki söyleyebiliriz. Ya o da ya. bence çok hani tırnak içinde kelepir <laughs> dersem gibi hani yani veteran, <laughs> veteran onu ser. diyebiliriz. Ya yani bu açıdan Galatasaray'a bir haksızlık olur bence. Son 4-5 sezonuna bakarsak. Bak şimdi düşünüyorum yani Fatih Hoca döneminde Boy geldi, Nelson geldi, yabancı oyuncular evet, evet hani Eee ya yani Morut Sandiçil'da tutmasa bile yaş skalası aşağıda olan oyunculardı. Okan Hoca döneminde Icardi ideal bir yaşta bence. Kesin. Ee, onun dışında şöyle bir bakalım. Mertens. tecrübe ama veteran değil. Yani bence Geldiğinde bence hiç veteran değildi ki Mertens. Şu Gomis'i belki hani Ama ya bak arıyoruz aradan bulmaya çalışıyoruz. Dur, dur, bence katılıyorum sana. Ya ben, ben, ben bu konuda bir tek mata e, İngiliz me İngiliz meslektaşımızın biraz Galatasaray'ın özellikle son dönemlerinde haksızlık yaptığını düşünüyorum. Sadece Galatasaray değil aslında bu veterandan çok biraz daha e, yaşa yaşa e, bence diğer takımlarda da var. Hani Ceko'ya veteran der miyiz? Yaşa? Derim. Derim. Der misin? Derim yani. Tadiç <laughs> değil. Yok, Tadiç daha yeni veteran o, olma noktasında. Bak Immobile'ye bile veteran demem. Üçlüye dönüş haberini verelim fotomaçtan. Tottenham maçında bir üçlü beklentisi var. Beşiktaş derbisine 4-4-2 ile çıkan tecrübeli hoca yeniden üçlü savunmaya dönme hazırlığında. 3-4-1-2'nin beklerine Barış ve beklerinde Barış Alper ve Yelert'e şans verecek olan Buruk Yunus'u <laughs> forvet arkasına çekmeyi planlıyor. Biraz riskli. Şimdi dinleği. biz e, pazartesiydi seninle konuştuğumuzda ben orada dedim ki benim kendi adıma iddiam Okan Buruk sezon sonuna kadar kolay kolay üçlüden vazgeçmeyecek. Üçlüden değil. Pardon çift santrofordan. Çift santrofordan dedim. <laughs> <laughs> Öyle dedim çift santrofordan vazgeçmeyecek. Osman Ama orada parantez açtım dedim ki link için söylüyorum bunu. TRT spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray çözümü Valentin Rozier'de buldu. Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı kırmızılı kulüp daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rozier'e kancayı taktı. Foto maçın haberine göre İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rozier için yapılan ilk temas olumlu geçti. Celert'i kiralık göndermeyi planlayan Jimbom, Rozier'i hırsı, enerjisi ve Süper Ligi tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor. Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki Yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi. Galatasaray'da Zaniolo sürprizi Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi, Atalanta'ya kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor sezonu İtalyan temsilcisinde geçirmesi beklenen 25 yaşındaki isim hakkında sürpriz bir haber geldi. Tuttu Atalanta'da yer alan habere göre Zaniolo'nun Atalanta'daki geleceği tehlike altında. Zaniolo'nun hala adaptasyon aşamasında olduğu, sahada daha fazla keskinlik ve tutarlılık göstermesi gerektiği belirtildi. Teknik direktör Gasperi'nin Zaniolo'yu birkaç kez cesaretlendirdiği ve oyuncunun ekstra kıvılcımı bulması gerektiğinin altını çizdiği vurgulandı. Ancak Zaniolo için zamanın daraldığı ve önümüzdeki birkaç ay içinde Atalanta'nın ona kesin olarak yatırım yapmak mı yoksa başka çözümler aramak mı istediğine karar vereceği kaydedildi. Zaniolo için önümüzdeki birkaç ayın çok önemli olacağı, Atalanta'nın onun teknik niteliklerini takdir etse de sahada somut yanıtlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Öte yandan Atalanta'nın Zaniolo'nun beklentileri karşılayamaması durumunda alternatifini belirlediği aktarıldı. Eğer Atalanta zorunlu satın alma opsiyonundaki şartları gerçekleştirmezse Zaniolo sezon sonunda Galatasaray'a dönecek. Galatasaray'da yeni sözleşmeler yükleniyor. Galatasaray'da takımı alacaklarının önemli bir kısmını ödeyen yönetim, yeni sözleşme imzalanacak oyuncular konusunda da önemli bir adım attı. Milliyetin haberine göre Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün başta olmak üzere yerli oyuncuların sözleşmelerine yapılacak iyileştirmeler konusunda son aşamaya gelindi. Sarı Kırmızılı yönetim kalan alacaklar için takıma verilen Kasım ayının sonu tarihine kadar yıldız oyuncuları ile yeni sözleşme görüşmelerini de tamamlamayı hedefliyor. Galatasaray'da 8 numara hasretini Gabriel Sara bitirdi. Geçmişte Felipe Melo, Selçuk İnan, Fernando gibi lige damga vuran orta saha performansları izleyen Galatasaray, yeni 8 numarasını da buldu. Son 2 sezon şampiyonluğa ulaşsa da bu bölgede oyuncu eksikliği çeken Galatasaray'ın hasretine Gabriel Sara nokta koydu. Geçen sezon yüksekten uçan Galatasaray, transferin son günlerinde Tanguy Endombé'yi renklerine bağlamıştı. Kilo sorunuyla 11'e bir türlü yerleşemeyen Fransız futbolcu formayı Kerem Demirbay'a kaptırmış. Şampiyonluğa rağmen arayışlar yazın da devam etmişti. Galatasaray'ın gözlemci ekibi 8 numara bölgesi için farklı profillerde listeler çıkarırken Okan Buruk'un tercihi sonrası çalışmalar başladı. Eş zamanlı olarak birçok oyuncuyla ilgilenen Galatasaray McTominay için İngiltere'ye gitti. Aynı günlerde gizli bir operasyonla Norwich City ile masaya oturuldu. Gabriel Sara için pazarlıklar 30 milyon Euro'dan başladı. Galatasaraylı idareciler uzaktan devam eden görüşmelerle bunu aşağı çekmeye çalıştı. Aynı anda McTominay, Wendell, McKenney için masada bulunan Sarı Kırmızılılar birçok isim ile imza aşamasına geldi. Norwich City'nin 18 milyon euro seviyesine gelmesiyle birlikte karar aşaması başladı. Galatasaraylı idareciler Sara'nın karakteri, özel yaşamı gibi konularda detaylı bir araştırma yaptı. Okan Buruk da 8 numara pozisyonu için Gabriel Sara'da karar kıldı. Sarı kırmızılıların yeni orta sahası Brezilyalı oldu. Galatasaray tarihinin en pahalı transferi etiketiyle sahaya çıkan Sara ilk maçlarında eleştirilse de Okan Buruk ve yönetimin güveni tamdı. Eylül ortası itibarıyla performansını yukarı çekmeye başlayan Sara artık Galatasaray taraftarının sevgilisi. Galatasaray'da kiralık gidenler yine bekleneni veremedi. Galatasaray sezon başında birçok oyuncusunu farklı takımlara kiralık göndermişti. Hem takımda düşünülmeyen yabancılar hem de gelişime açık olan yerli oyunculara yeni takım bulan sarı kırmızılıların transfer politikası şu ana kadar tutmadı. Lyon'a kiralanan Zaha 4 maçta süre alabildi. 107 dakika oynayıp bir asist yapan fildişi sahilli oyuncu 6 maçta ise süre bile alamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Zaniolo'nun durumu da pek farklı olmadı. İtalyan yıldız, Atalanta'da 9 maçta toplam 189 dakika süre alabildi. 5 karşılaşmada kulübede oturan Zaniolo, hanesine sadece bir asist yazdırdı. Bremen'e kiralanan Köhn, ilk maçlarda oynasa da daha sonra formayı kaybetti. 7 maçta ortalama 45'er dakika sahada kalırken bir kez ağları sarstı. Sparta Prag'ın yolunu tutan Ross ise 10 maçla en fazla oynayan isim oldu.